Sevgili disket kutusu takipçileri, bugün açma kartı bana düştü. Çünkü ben parlak görünüyorum. Hepiniz hoş Nur, geldiniz. nur, nur inmiş yüzüne, nur, nur. Estağfurullah. O sizin nurunuz Ay, ben efendim. nurim. Sinan'dan Seçkiler adlı Sert programımıza hoş başladık. geldiniz. Şimdi evet, bugünkü konumuz enteresan. Karantina günlerinde böyle herkesin çok iyi bilmediği, çok popüler olamamış ama içinde bir cevher barındıran oyunlar. Peki bu gaza biz nereden geldik? Çünkü Sinan Usta Terminator. Determinator Resistance adlı oyunu bizim için keşfedip paketinden çıkarttı. Herkesin Oyunu bir boğazına sırayla soktum böyle. Huni'yle döktüm ya. Terminator oynayınlar evet. diye. İyi Oynayan ki da pişman kalmadı yani. çok iyi. Çünkü şöyle girizgahı şöyle tamamlayayım. Benim için dediğim daha önceki videolarda söylediğim üzere Terminator 1 ve 2'den ötesi yok. Dolayısıyla bu yani bir üçlemeyi bir şekilde paketleyen oyun Terminator Resistance oldu. 1, 2 ve Resistance. Yani diğer filmlerin blockbuster dediğimiz büyük bütçeli filmlerin yapamadığını, o boşlukları dolduracak şekilde, karakterleri tamamlayacak şekilde müthiş bir hikayeyi, yazımı ve anlatım tekniğini yapan ve bunu çok çok az bir malzemeyle yapan muhteşem bir oyun Terminator Resistance. Biz de dedik ki aynı bu şekilde böyle paketinden çok fazla açılmamış, insanların çok fazla bilmediği bizim daha önce oynamış olduğumuz oyunları bir bahsedelim Ve dedik. aslında bilmediği de değil, biliyor da. Şimdi şey goy goy vardır ya işte, Metacritic 85 üstü olmayınca iyi olmuyor hiçbir oyun. Ondan Tabii sonra evet öyle bir şey yani var. Ön yargı var yani. abi Ama öyle oyunlar Resistance'ın göz ardı ediliyor ki, o şey hani abi bir oyun iyi ise 85-90 üstü evet. olmalı falan. Mesela Çok çok Resistance'ın hoşuma gidiyor orada yani. kaç Metacritic puanı? 60 falandı galiba, değil mi? 70 galiba. Behind Terminator Resistance Metacritic. Terminator Metacritic notu ya benim için 85 falan yani. Ya kendi ben notluyor olsaydım 85 verebilirdim yani. PC'de Kaç? 60, Xbox'ta Evet. 55, PlayStation 4'te 47. Sen Hiç hak etmiyor. PlayStation 4'te oynadın değil mi? Ben PS4 Pro'da oynadım abi. Bayılarak oynadım. Bir solukta bitirdim oyunu. Ya dediğimiz gibi şimdi günümüz User score da 70. bak işte yani günümüz first person oyunlarıyla karşılaştırılmayacak kadar teknik özellikleri eski. Yani bir önceki neslin bir FPS oyunu gibi gözüküyor ve oynanıyor. Görev yapısı, bölüm tasarımı, grafikleri falan hep sanki biraz bir önceki nesle aitmiş gibi gözüküyor ama aslında Terminator 1 ve 2'nin James Cameron'ın o 80'lerde, 90'ların başında koyduğu gelecek temasını ve o zamanki aslında özel efekt yetersizliği, özellikle birinci filmdeki özel efekt yetersizliğinden doğan o muhteşem atmosferi adamlar almışlar ve bir grafik tasarım öğesi olarak kullanmışlar. Çünkü belli ki ellerinde çok fazla bir kaynak yok. Az malzemeyle çok güzel bir grafik dili oluşturmayı başarmışlar. Bu dolayısıyla şeye yansımış, bölüm tasarımına yansımış. Çok çizgisel oyun. Böyle hafif bir yarı açık dünya havası da Hafif var oyun yarı açık içerisinde. yani. Evet yani böyle kontrollü bir sandbox tasarımı var ama bölümlerin hepsi A noktasından B noktasına son derece çizgisel. Fakat oluşturdukları atmosfer inanılmaz. Yani ve çok az malzemeyle yapmışlar bunu. Ve o zamanlar yani 1984 bir Terminator, ilk Terminator filmi yanlış hatırlamıyorsam o zaman oluşturulmuş olan gelecek savaşı temasını alıp bir grafik teması haline getirmişler ve çok iyi başarılmış. Çok güzel sahneleri de almışlar. Başka bir perspektiften yani başka bir gözden görmeni sağlamışlar. Böyle Evet. Terminator seven insanların tüyleri tiken tiken olur o sahnelerde. Ya şey, Gerçekten öyle. onu diyeceğim. Şimdi bir genel bir ortalama şeyi var o oyun dünyasının not verirken. Ama bir de o türü veya geçtiği evreni veya anlatacağı hikayeyi beğenecek insanlar var. Şimdi sen normalde görür müsün Metacritic 47 olan bir oyunu görsem verir misin 199 lira? Kaça aldın? Ben 79 TL'ye aldım. Ha iyiymiş. Neyse yine de verir misin 80 lira? Zamanını harcar mısın yani Yok vermem. Metacritic 47 Yok vermem. görsem bir Ben, oyunu? yani sen söyleyeyim mi söylemesen ben 20 lira dahi vermem yani. Dövdüm ya sizi. Bak
çok evet. güzel, şahane oyun şudur budur evet. diye. Ama sen çok ince bir noktadan girdin. Yani sen Terminator seviyorsan oyna dedin. Ben de seviyorum. Oynadım ben çok mutlu oldum yani. Acaba şu son Predator da güzel midir diyorum ama online o. O daha çok Sonat abinin işi. Şimdi şey falan da geliyor ona. İlk Predator'daki Arnold abi de geliyor. Dutch. You son of a bitch. Dylan, you son of a bitch. Oyun yani baktım gel şeyden kay. Mesela demin şey dedin ya abi Terminator'u seviyorsan diye oyna. Yönlendirdim oyna dedim. Ve oynadığım için de sevdim. Hani genel olarak bunu genele vurduğum zaman genel olarak bir oyunun temasını, yapısını, ondan sonra oynanışını vesaire türünü sevmeyen birisinin oynayıp incelemesiyle seven birisinin oynayıp incelemesi arasında inanılmaz ister istemez bir fark oluyor. Tabii tabii. Sen severek, isteyerek oynadığın için karşındaki de aa güzelmiş lan diyor. Yani iyi taraflarını görüyor. Sen, aynen öyle. Dergi zamanında çok yaptık bunu. Bir oyunu dibine kadar oynama kuralı vardı. İster istemez iyi yanlarını görmeye başlıyorsun. Şimdi tabii. Çağ bir an evvel içerik yapayım. Hatta yani daha oyun hakkında bir şey bilmeden içerik üretmeye başlıyorsun. Evet kötüymüş bu çöp deyip ondan sonra iki dakikada çöpe gönderiyorsun. Halbuki oyundan belki çıkartılacak cevherler var. Yani nitekim... pardon devam et abi özür dilerim devam et. Ben kendi oyunuma gireceğim buradan. Ha yani şöyle bir köprülerin son çıkış sona. Aynen yakaladım. Şuna gelecektim. Bazı oyunlarda mesela sonradan açılıyor ya abi. Mesela bunu Assassin's tabii. Creed'de de biz sürekli Odyssey'de dile getirmiştik. Hızlı tüketim için mesela bunlar şey oluyor. Negatif oluyor. Yani oyun sonradan açılması direkt olarak kısaca bakıp bir an önce o içeriği çıkartmak isteyen adam için kaçan bir fırsat da oluyor ve onu takip eden insanlar da aynı şekilde bu fırsatı kaçırmış oluyorlar belki de göremedikleri için. Yani orada biraz şey önemli. İzlediğin veya okuduğun eleştirmenin oyun konusundaki şeylerini biliyor olman, böyle ağız tadını biliyor olman, ha bu adam sevdiyse ben de severim demene de yol açıyor. Tabii, çoğu... yazarın sana hitap etmesi çok önemli o noktada, aynı kafa tabii, yapısında evet. olmak. Ya şahsen ben mesela geçen sene çok hakkı yenen bir oyundur. Days Gone'ı çok sevmiştim ben. Oo hocam ya. Days Gone'da mesela sen de sonradan şey yaptın, tanıştın. Ya ben, evet. Niye yani... Evet, yerin dibine sokulacak hiçbir yanı yoktu oyunun. Hiçbir yanı yoktu. Yani yüzlerce, binlerce yaratıklar resmen üst üste World War Z'deki gibi yığıla yığıla üstüne geliyor. Ben bir çatıdan aşağıya savunuşum var. Lan bu herifleri bu tarafta öldürmeyeyim, biraz da öbür tarafta öldüreyim ki buradan tırmanacaklar artık demeye falan başlıyorsun. Yani o hissiyatı verebilen... Bu kadar iyi, bu kadar keyifli anlar yaşatabilen bir oyun bu kadar gömülmesini ben anlayamadım. Oyun sonraya açıldı diye de değil. Yani bence baştan itibaren çok keyifliydi. O abinin motorcu kardeşiyle olan ilişkisi, ondan sonra gidip gelip karısını en son gördüğü yere çiçek bırakması, böyle kafayı kırmaya başlaması falan gibi hikayesel noktalar da çok iyiydi bence. Biz ama muhtemelen geç oynadık. Senin oynadığın, ya bizim oynadığımız versiyon düzeltilmiş. Herhalde ilk çıktığı zaman çok bug'lıydı oyun. İlk çıktığı an oynadım ben. Ha okey, eyvallah. Çünkü ben yeni oynadım daha. İki ay oluyor ben bitireli. Aktı gitti oyun. Yani hem hikaye anlatımı, karakterleri çok iyiydi. Horde mekaniği çok iyiydi bir kere. Yani gidip bir yerdeki horde'u temizlemek için hazırlığını yapıyorsun önden. İşte bakıyorsun nerelerden geçirebilirim o hordu, ne şekilde savaşabilirim falan filan diye uzaktan önce bir konu yapıyorsun. Yoldan ikinci bir hordu geliyor. Mesela çok bakıyor geldi arkadan öyle öyle diye. Yani ben sürpriz derecede iyi buldum Days Gone'ı. Yani sadece dediğim gibi hem yeni şeyler denemesi bir taraftan ama hikayesi de dediğin gibi yani karakter arkalarını çok çok iyi yazmışlar. Gerçekten severek yapmışlar. Ben Twitter'dan yapan abileri takip etmeye başladım bir süredir. Yaşadıkları yeri modellemişler bu arada. Yani
haritadan, Google Maps'ten girip direkt baktım ben. Hakikaten yapmışlar oraları bir şekilde. Scale edip gidip görmek istiyorum yani şu karantina muhabbetleri biterse eğer. O yüzden yani severek yapıldığı, özenerek yapıldığı her halinden belli. Oynamayana %100 tavsiye ederim. Yazık edersiniz yani Dice Gun'ı böyle hakikaten delicesine indirime de giriyordur diye tahmin ediyorum. Takip etmiyorum fiyatlarını ama böyle 100 lira altında yakalarsanız havada kapılacak bir oyun. Çok keyifli bir oyun yani Dice Gun. Kesinlikle çok. Yani teknik olarak da bir başarılmış çok şey var oyunda aynı zamanda. Açık uçlu oyun. Kimi yerlerde çizgisele dönüyor, kimi görevlerde falan. Yani harita geçişlerinin aralarını çizgisel yapmışlar. Ama özellikle ilk sürüyle karşılaştığın zaman yeni bir şey yaşadığını hissediyorsun. Yani hiç böyle bir şey ben karşılaşmamıştım. Bitmiyor. Bence. Akıyor bu akşam. Akıyor falan diye geliyor. Aynen. Bunlar hadi yani notu düşük olan, nispeten düşük olan oyunlardı. Bir evet. De şey var, notu yüksek olup da insanların inatla niye oynamadığını anlayamadığımız oyunlar var. Mesela benim gönlüm, ikisi de sen dile getirdiğin için ikisini de sana mı bıraksam bilmiyorum ama biri Prey. Abi Prey ya. Soma. Evet abi. İkisi de benim için, ya ikisinden de bahsedelim. Hem sen bahsedelim ben bahsedeyim. Abi Prey yani içinde Deus Ex barındıran, Half-Life barındıran ve belli ki oyunları çok severek oynayıp tüketmiş bir ekibin elinden çıkmış. Hiç piyasadaki hiçbir oyuna doğru düzgün benzemiyor. Belki Bioshock andırabilir. Onun iyi bir kodülasyon olabilir. Her şey olup da bu kadar iyi ve bir yandan da bu kadar özgür olabilen bir oyun. Evet. Yani ben ki pek geri dönüp tekrar bir oyun oynamam ama Prey'i tekrar bir oynamak istiyor canım ya. Keşke şey olsaydı. Keşke muhteşem başarılı olsaydı ve devamı gelse ya. Prey oyununda bir uğursuzluk var zaten. Evet abi, geçmişten beri bir 10 yıldır 15 yıldır galiba, hatırlamıyorum ilk oyunu hangisi çıkmıştı ama bir Prey deliyorlar. Bir sürü bir Kızılderili teması falan denediler bir zamanlar ama şu son çıkan versiyonu nasıl beğenilmedi ya da herhalde yeni nesil tüketiciye, yeni nesil oyuncuya çok hitap etmedi oyun diye tahmin ediyorum. Yani çok öyle muhteşem oynanışı var ki yani öyle şey de değil. Hani zorlayıcı da değil. Korkutan tarafları da var. Aslında streamer bait dediğimiz streamerların ciyak ciyak oynayacağı da bir oyun. Streamerların ilgisini çekmedi herhalde o dönem. Ne bileyim yani muhteşem bir oyun ya Prey. Muhteşem. Evet. Yani sonu çok bitti. Kelimeler bitti bende. Ya şeyi çok sevmiyorum ben. Böyle sonunu hadi açık uçlu bırakalım falan filan. Sonu da çok güzel bir yere bağlanıyor aslında. Evet. Tam bir cliffhanger durumu var ama bu arada DLC'si çıktı, ben oynamadım. Ben de oynamadım. DLC'si bana roguelike gibi geldi çünkü. Hikayeye hiçbir katkısı bulunmuyor. O zaman oynamam. Hikaye varsa ben oradayım ben. Evet. Abi Soma da çok enteresan. Böyle. Şimdi millet şeyi çok sevmiyor. Böyle Run and Hide dediğimiz Outlast amnezya akımını çok sevmeyen insan var. Fakat Soma tam olarak onlardan biri değil. Yani Outlast oynarken yani beni bile yani çocukluğumdan beri korku filmi izleye gelerek büyümüş bir insan olan beni bile illallah ettirdi yani Outlast çoğu yerde. Yani gerçekten artık üstüm başım parçalanan, çok depresyona giriyorum falan. Şimdi hatırlıyorsun ilkini bitirdim, geldim abi Outlast'ı bitirdim falan diye anlattım. Sonra Whistleblower'a başladım, bak yarısında durdurdum artık. Tamam falan oluyorsun yani. Ama Soma... Ben de Outlast 2'ye katlanamadım böyle yani. Abi basa basa bitirdim yani. Yani insan bir yerden sonra şey patlıyorsun çünkü yani. Ulan benim savunmam lazım kendimi. Yani sürekli saklan nereye kadar kardeşim? Her bir düşmanın yürüme paternini ben nasıl öğreneyim? Yani bir yerden sonra şey yapıyorsun, bunalıyorsun. Ama Soma onlardan biri değil bence. Kaçtığın 2-3 yer var ama hem konu bütünlüğü açısından hem yarattığı eşsiz atmosfer, eşsiz senaryo yazımı ve bu senaryo ve konu anlatımı yani narratif dediğimiz anlatı tekniklerini kazandırdığı ve sonunu da çok anlamlı bir yere bağlamış olması senin hep bahsettiğin o bütünlüklü yapıya denk geliyor. Yani Soma oturuyor içine böyle gerçekten. Sonunda. Görsün. Şimdi iyi mi oldu, kötü mü oldu falan diye böyle bir şeyi de bırakıyor seni. Tam böyle arada bir yerde bırakıyor. Çok 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 başarılı bir oyun Soma. Yani oynamayan varsa özellikle bizim gibi böyle bilim kurgu freakleri için Prey ve Soma ikisi de bulunmaz nimet yani. Ben bir şey de daha rica edeceğim.
böyle hakikaten ama cevher diyebileceğimiz oyunları da aşağı yazsınlar. Mesela The Observer uzun süredir gözümün üstünde olduğu bir oyun ama elim gidip de şey yapamadım bir türlü. Alayım da şu oyuna bir gireyim diyemedim. Güzel oyun abi, güzel. Fırsatını buldun anda, bak abi. Yani Cyberpunk kafası zaten hani o yüzden. Observer, yanlış söyledim ben. Observer'ı oynadım, bitirdim. Blooper'ın oyunu o çok güzel oyundur Observer. O da haklı yenmiş oyunlar arasında. Yani evet o zaman. Alabilir. Başka bir oyundu ya benim. Epic Games Store'da falan satılıyor. Uzayda geçiyor. Ondan sonra şey var, yapay zeka var. Ya tersine HAL 900 meselesi. Hatırlayamadım şu anda. Hatırlayamadım. Oynamamış olabilirim. O zaman ben bir tane oyun atayım araya sen onu bulana kadar. Ben de Lovecraft's Untold Stories diyeceğim. Arada kaynayıp giden, çünkü pixel art olmasından kaynaklı, roguelike olmasından kaynaklı, çok daha böyle herkesin, yani bir grafik yok ya, o yüzden şöyle böyle bir şey olmadı, hani yankılanmadı, çok geri planda kaldı. Ama oynayanların çok sevdiği, eğer Lovecraft seviyorsanız, kutulu hikayelerini seviyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Aksiyon açısından zaten zengin bir oyun. Pixel art konusunda da gayet güzel iş çıkartmış adamlar. Onun dışında oyun şey olarak da, hikaye olarak da gayet güzel işlenmiş. Hatta şey çok hoşuma gitmişti benim. Oyun esnasında işte tablo görüyorsunuz, bir sanat eseri görüyorsunuz vesaire. Hafif roleplay öğesi de var işin içerisinde. Dokunmak istiyor musun, bakmak istiyor musun, okumak istiyor musun diye sürekli oyun sana size bunu soruyor. Ve bunu okudukça insanity kaybediyoruz. ya da hani kaybetmeye de biliriz. Bu da bir ihtimal. Çok güzel işlemişler. Yani bence çok güzel yedirilmiş o kutulu mitosu. O işleyişi çok güzel yedirilmiş oyuna. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani roguelike dedim diye gözünüz korkmasın. Ondan sonra oyun akıyor gidiyor. Oyun akıyor gidiyor gerçekten. Ben benim istek listemde duruyor. Yaz indirimlerinde elim gider ona. Oyunu buldum bu arada. Observer değil, Observation'mış ismi. Gözleme. Bildim. Hep sen mi yapacaksın hocam? Bildiniz mi? Bilmemiştiniz. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Sonat koysun buraya. O şey mi ya? O böyle manyak Rus oyunu muydu o ya? Yok. Kimin oyunu bu Observation? Bahayim? Buhan? No Code'un oyunu. Ha tamam. Şu anda yine ismini hatırlamadığım çok sevdiğim bir oyun var. şeyde bedava verdi Games'te. Oğlum şey böyle hem oruç kafa hem de oyun isimleri allak bullak olmuş bende. Onların ikinci oyunu. Dur. Şey eski text-based adventure'lar gibi başlayıp çok başka yerlere giden bir oyundu. Ben herkese ben tavsiye ettim ismini unuttum bak ya. Bunadık ya. Vallahi yaşlandık aga. Olmaz böyle. O observation'ı şeyden hatırladım. Hocam beyin dediğimiz glikozla besleniyor. Normaldir yani. Evet, şimdi. Yani. Glikoz yok. Publisher'ından hatırladım. Publisher'ı Devolver Digital'mış çünkü. Çok severim. Hmm. Çok güzel oyunlar. Evet. Publish ediyorlar kendileri. Vallahi öbür oyunu bulamadım. Ben bulamaya gideceğim böyle. Çocukluğuma doğru gideceğim. Bir oyunu refere ederken hatırlayamadığım diğer oyunu bulmaya çalışırken. Ben o zaman bir tane çok derinlerden bir şey çıkartmak istiyorum böyle. İsmini söyleyeyim mi ben? Sen söyle. Deadly Premonition. Deadly Premonition. Çok yaklaştın. Deadly Premonition. Oyunumuzun adı. Ya şimdi bu oyunun ne grafiği güzel. ne oynanışı güzel. Ya yani oyunla ilgili biz ne sevemedim o oyunu ya. Videosuna bakıyorum. Çok iyi. Yani dünyanın en tuhaf oyunlarından bir tanesi ama böyle şey seviyorsan Silent Hill, Alan Wake atmosferi seviyorsan hiç benzer olmayan bir oyun. Duyduğuma göre yanlış görmediysem de ikincisini yapıyorlarmış şimdi. Şimdi çok düşük bütçeli bir oyun, tamam mı? Onu söyleyeyim ilk önce. Yani alıp indireceksen, bakacaksan neyle karşılaşacağını bil. İlk önce YouTube'dan bak, ona göre indir oyunu. Çünkü gerçekten yani 10 oyuncudan birine falan hitap ediyordur benim gibi. Hocam
Oyunun şimdi, notu 59 PC'de. Evet. PlayStation 3'te, bak PlayStation 3 diyorum. Evet, bir önceki nesil oyun. Oyun da 2010 oyunu, Xbox'ta çıkmış. Tabii. Çok çok eski bir oyun ama bir elden geçirip yeniden bir yayınladılar abi oyunu konsollar için. Şimdi Deadly Premonition şöyle güzel bir oyun. Neden ben bunu söylüyorum? Çünkü abi Alan Wake'i ilk duyurdukları zaman adamların bir premisleri vardı. Yani oyunculara şöyle bir şey demişlerdi. Alan Wake normalde bir kasabada, lanetli bir kasabada geçen ama açık uçlu bir oyun olacak. Yani sen çizgisel değil, yarı açık uçlu da değil. Yani arabanla, yani normal çıkan Alan Wake'de bir araba sekansları var ama tam olarak öyle değil. Sen istediğin yere gideceksin, istediğin zaman ipuçlarını toplayacaksın falan filan. Yani görevleri sen toplayacaksın. Farklı şeyler olacak ama olmadı, öyle değil. Evet, öyle çıkmadı. Kahve topluyorduk sadece. Evet, yani çok heyecanlanmıştım Alan Wake'i ilk durdukları zaman. Çünkü hep aklımda olan bir oyun tasarım şekliydi o. Acaba işte lanetli bir kasabada açık uçlu olabilir mi falan filan diye. Fakat abi Deadly Premonition bunu yapıyor. Yani ne kadar yapıyor soru işareti ama bunu yapıyor oyun. Abi oyunda ne yapıyoruz ben hiçbir zaman anlayamadım. Gameplay oturup izleyemedim de trailerlerden baktım. Ya bir dedektif böyle iki tepeler kafası bir cinayet işi. Aynen öyle abi. Tam bir Twin Peaks atmosferi oyun ama Japon tuhaflığıyla yapılmış olayın. Görüp görebileceğin yani, tuhaflığa. Evet kesinlikle. Yani görüp görebileceğin en garip karakterler bu oyunda. Çok güldürüyor oyun seni zaman zaman. Hem bunu kalas animasyonlarıyla yapıyor hem de bunu kasti olarak yapıyor. Çok enteresan mizahi bir tonu var ve bir yandan da çok creepy bir oyun. Yani tüylerin diken diken ediyor lan bu hikayenin nereden nereye geldi falan diye. Sen bir kasabada arabana atlıyorsun. Oradan oraya geziyorsun. Görevleri yapıyorsun. Yan görevleri yapıyorsun. Sürekli bir gizem çözüyorsun. İpuçlarını topluyorsun. Envanterini yönetiyorsun falan. Yani sen şey yapabilirsin. Silent Hill 1'i gerçekten açık uçlu olduğunu düşün. Hatta birbirine çok yakın grafiklerle. Karakterlerle etkileşime geçtiğini ve karakterlerin kendi hikaye dikeylerini açabildiğini düşün. İpuçlarını çözüyorsun. Aslına bakarsan bir örneği daha yok Deadly Premonition piyasada. Yani türünün tek örneği diyebilirim oyun için. Eğer gerçekten Silent Hill'i seviyorsan ve ben çok böyle her oyunum oynadığım her oyun çok cilalı olsun gibi bir takıntın yoksa bu karantina günlerinde bir denemesini tavsiye ederim oyuncuları. Director's Cut versiyonu tabii. Hakikaten şeydeyim yani orada. Deadly Premonition'ın lafı arada geçer. deyip geçer. Anlayabildiğim bir oyun değil çünkü şu an. Çok enteresan, evet doğru. Şimdi üçümüzün bir oyun söyleyeyim mi? Bir oyun, evet. Onu Sonat'a vermek istiyorum. Ama araya başka oyun sıkıştıracağım ben. Çok kısa. Abi, tamam. Lütfen. Sen çok az konuştun zaten. İki oyun. Teşekkür ederim. Singularity. Hatırlıyor musunuz? Oo, Singularity. FPS oyunu. Evet. Zamanı manipüle edebildiğimiz. Evet abi. Evet abi. Çok eski oyunu da yani. Şimdi çok detay vermeyeceğim çünkü oyunu açık etmek de istemiyorum ama böyle zaman manipüle etme falan filan gibi şeyleri sevenler varsa FPS oyunlarını da seviyorsanız tabii ki hafif survival horror elementleri de içeren bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani böyle o zaten genelde o zamanı manipüle eden cihazın üzerine kurulu bir gameplay'i vardı oyunun kendisine. Ondan sonra işte objelerin yerlerini değiştirmek, biz zamanda yer değiştirmemiz gibi detaylar vardı oyunda. Bulmacaların bir kısmı o şekilde falan çözüyorduk. Hatta buna benzer bir sekansı Titanfall 2'yi oynamış olanlar hatırlarlar. Evet, orada da orada da vardı. Buradan örnek verebilirim. Oyun bunun üzerine kuruldu. Böyle bölümler içerisinde gezerken yırtıklar görüyordunuz şeyde önünüzde. Gidip orada cihazı kullandığınız zaman pap diye farklı bir zamana geçiyordunuz falan. Böyle bir döngüsü vardı. Oldukça keyifli ve güzel bir oyundur. Üzerine çok da konuşulduğunu hatırlamadığım için puanını da şu an bilmiyorum. Hatta 76. Ha, 76. Baktım abi, süper. Ne zaman çıkmıştı oyun? Yok. Ne zaman çıkmıştı oyun? Hemen söyleyeyim abi. Bakayım. 2010'da wow. Çıkmış. 10 sene. Abi Singular çıkalı 10 sene mi oldu ya? Vay anasını arkadaş. 10 sene olmuş. Bu böyle yalı ve var. Üçümüzün de sevdiği oyunu söyleyelim mi artık? Söyle, büyük an geldi. Söyle. Order
Order. 1886. Evet abi. Bu kadar gömülen, üzerine toprak atılan. Geçenlerde takip ettiğim böyle top liste yapan YouTube kanallarından bir tanesi bu son 10 yıl en kötü oyunlar listesinde göstermişti Order'ı. Ya gömmek doğru kelime mi bilmiyorum. Gömmüş, oyun yokmuş gibi davrandı insanlar. Yok ki öyle bir oyun falan modunda şey yaptı. Önce şunu tartışalım. Neden Sinan hocam? Neden yani? Neden bu kadar gömüldü sence? Çok az gameplay üyesi var diye gibi geliyor bana. Yani hayvan gibi grafik var. Çok 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 iyi grafikler. Yani şu anki gelecek olan Last of Us'a yakın görsel kalite var. Gameplay üyesi çok azdı. Ben öyle hatırlıyorum. Haliyle oyun da çok kısaydı. 4 saatte, 5 saatte falan filan bitiyordu yani oyun. Abi kombatı çok zevkliydi mesela ama. İşte kombat şey gibi biraz. Ne Sword? Kombatını sevme. Heavenly Sword. Heavenly Sword'dan hayır. Daha fazla gameplay oynanışı vardı içe. Kafası yanık değil. Kafası yanık dediğin Hellblade. Hellblade iyice az ya. Evet. Ondan sonra Order ondan bir tık daha fazla gameplay'i olan bir oyundu ama yetmiyordu. Yani o kadar güzel grafikli bir oyuna birazcık daha gameplay lazım. Hissiyatı vermişti ve çok kısaydı da oyun. 5 saatte 4 saatte bitiyordu. Sonra sence niye gömdüler abi? Abi yani net ben de katılıyorum senin abinin dediklerine. Oyun süresi değil çok mi? Azdı. Oyunun süresinin çok az olmasından ziyade hep şöyle bir söylem var. Kiminle bunu konuşmaya çalışırsam. Abi oyun mu oynadım, bir şey mi izledim, ne yaptım hiç anlamadım. Zaten pat diye de bitti. Gameplay de çok sıkıcıydı. Sinematikti yani. Sinematiğe abanmışlar. Gameplay de çok sıkıcıydı. İşte koşuyorum, siper alıyorum, ateş ediyorum. Abi diyorum Gears of War'da da bunu yapıyoruz. Ama oradaki aksiyon daha doyurucu. Diyorum okey tamam kabul edebilirim bir noktaya kadar. Yani genel olarak böyle evet gameplay süresinin kısıtlı ve gameplay'in oynanış olarak kısıtlı olması oyunu yok etti. Yani teknoloji demosu gibi bir oyundu o gerçekten. Abi Gears of War yani benzer birbirine şey olarak hani atış mekanikleri olarak ama benzersiz bir atmosfer, muhteşem grafikler, gayet iyi bir senaryo. Bittikten sonra kısa ama daha fazlasını istiyorum dedirten bir böyle bütünlüklü bir yapı. Ben neden bu kadar gömüldüğünü, yerin dibine sokulduğunu anlayamadım diyordun. Yani abi, keşke bu kadar gömmeselerdi de devamını yapsalar. Belki yaparlar bilmiyorum ama hiç ses seda yok yani. Öldürüldüler. Tam böyle devam etmesi gereken yerde bitti oyun. Evet abi kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle bir sıkıntı vardı. Hani şunu da belki kabul etmek gerekiyor. Her oyun çok uzun böyle 8 saat, 10 saat, 40 saat olmak zorunda değil bence. Gayet konsantre ve kısa sürede bitirebilir oyunlar. Yani 8 saatte bitebilir, 5 saatte de bitebilir. Orada mesela biraz öyleydi ama ucu çok evet. Açık bitti bir de işte. Üstüne bir de bu eklendi. Yani, üstüne bir de demin saydığımız şeyler eklenince herkes böyle Sinan abinin dediği gibi öyle bir oyun yokmuş gibi başka yere bakıyorlar. Ya yani şöyle bir şey. Resident Evil 3'te mesela shop'tan unlock ettiğim bazı nesnelerle birlikte oyunu 1 saat altında, 1,5 saat altında bile bitirebiliyorsun. Ama tekrar oynanabilirliği çok yüksek. Benim The Order'ı tek eleştirim, keşke böyle tekrar oynanabilirliği yüksek yapsalarmış Resident Evil 3 gibi. O kısa oyun süresini... Çok kısa long to beat'ten bakıyorum. Çok özür diliyorum. Yok estağfurullah. Hani... Kısa bitiren insan böyle haldır uldur koşsan 5.45 ama burada genellikle main artı extras da average miktarı şeydir. Böyle 8.42 dakika ortalaması. Yani fena ya bir süre. Yani gayet iyiymiş o zaman. Biz 5 saat diyoruz evet, da yani öyle hatırlıyoruz. Öyle hatırladım. Demek ki. Uymadığınız mı acaba? Yani herhalde şeye çok uzun zaman oldu oyunu oynayalı. Demek ki aklımızda öyle kalmış. Ben şimdi oyunun fiyatını arıyorum bu arada. Yani şu anda ne kadardan satılıyor acaba diye. Yani tabii ki çok vakit oldu abi. Yani mazur görsünler yanlış hatırlamamızı ama
şey yani, PlayStation 4 ile beraber geldi abi oyun zaten. Bundle olarak satıyorlardı yani bunu. Çıkış oyunuydu. Neredeyse çıkışına yakındı. Çıkış yani, oyunlarından bir tane. Ama ya bu kadar gömülmeyi de hak etmedi yani. Sonuçta oraya bağlı. Evet. 179 lira şu anda mesela fiyatı. 114'e da, buldum ben. İşte böyle 70 lira civarına gayet keyifle alınıyor. Tabii. Aynen. Ben bir tane daha söylemek istiyorum müsaade olursa. Buyurun. Mad Max. Açık uçlu olarak. Evet. Son. Güzeldir. Hakikaten şeyin Mad Max filminin atmosferini bu kadar iyi devam ettirebilirdi. Filmi zaten muhteşem. Yani top'tan en iyi filmler arasında. Evet abi. O listeye girebilen oyun yok. Film yok bende. Dönüp izliyorum ben Mad Max'i. Netflix'te listem içindedir. Böyle hiçbir şey izleyecek bir şey bulamazsam açar o şeyi izlerim. Fırtınaya giriş sahnesini izlerim. Ben de 4 kere falan izledim sinemadan sonra. Yani oyun gerçekten o filmin Fury Road'un atmosferini çok iyi veriyor zaten. Yani aynı ilk Mel Gibson'ın oynadığı üçlemeden ziyade biraz daha son filme yakın. İşte kar savaşı, araba savaşı çok iyi. Kar kombat. Ondan sonra harita tasarımı, bölüm tasarımları çok iyi. Görev tasarımları harika. Okey. Kendini biraz daha fazla tekrar ediyor oyun. Bir süreden sonra... Eyvahlar olsun. Hep mi böyle gideceğiz? Hissiyatı kapılmıştım. Ama araba upgrade'i kafasında gelince o yan görevleri de seve seve yapmaya başlıyorsun benim gibi. Çünkü ben her arabayı açayım, işte bütün arabaların upgrade'lerini yapayım falan diye bütün yan görevleri, o tek kendini tekrardan şeyleri yapmaya başladım. Ben şeyi de çok sevdim. Batman Arkham serisinden gelen hand-to-hand combat olayını da çok sevdim. Yani biraz daha şey tabii, Ubisoft'un o ağzımızda artık kekremsi tat bırakan işte bir yerde yükseleyim, kuleye tırmanayım, bir yerlere açayım da görevler tetiklensin de kullanıyor oyun. Ama onu da enteresan bir görev tasarımı içinde yapıyor işte. Balonun şeyini çözüyorsun, bir puzzle çözüyorsun orada balonu açmak için. Balonu yükseliyorsun, etrafı şöyle bakıyorsun, oradan yeni görevleri görüyorsun falan. Ama atmosfer olarak o dünyadaki yalnızlık, işte aha aslında ben lan okyanus varmış bir zamanlar burada falan havasını da çok iyi veriyor. Kendi içinde, hikayesinin içinde de bayağı sürprizler var. Sonu da çok iyi bağlanıyor. Eğer oynamayan varsa ben mesela bedavaya oynamıştım oyunu mesela. PS Plus'tan bedava gelmişti bana. Oynadığım en iyi bedava oyun olabilir benim için yani. Öyle bir pazarlık yakalayabiliyorsan mutlaka alıp oyna derim. Ben de Humble Bundle'dan yakalamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Humble Bundle'da hediye etmişlerdi. Üye olmuştum bir dönem oraya. Oradan gelmişti. Benim de bedava oynadığım en iyi oyunlardan biriydi yani o yüzden. Evet abi kesinlikle yani. Abi çok yani bedavayı aldık, karşılığını aldık hissini vermişti bana. Bir de yeterince insanların oynamadığı bir oyunumuz var. Üçümüzün çok sevdiği. Yeterince insanın oynamadığını biliyoruz. Evet. O yüzden şey yapalım. Kontrol. Yeteri kadar övmedik. O yüzden mutlaka kontrolü edinin. Mesela arada... 2 saat sonra Epic Games GTA 5'i değil de kontrolü verse ne bomba olur değil mi? Abi çok bomba olur. Gerçekten efsane çok bomba olur. Yani. Ya kontrolün hikayesi ve lore ile alakalı bir yarım saatlik video borcumuz var hala bizi izleyenlere. Evet var. Arkadaşlar gelip sürekli yazılıyor. Her videonun altında. Dur şu şey de çıksın. Eve DLC'si de çıksın. DLC'leri falan filan böyle. Events. Komple yaparız. Bağlantısından bahseden bir video çekelim. Öyle bağlayalım sözümüzü. Bu arada ben bir şımarıklık yaptım. İşte ve kontrole baştan başladım. Oha. Evet. Çünkü hani ekran kartı arızalandı ve ben yenisini aldım ya. Evet. Şimdi RTX geldi işin içerisine. Ray Tracing. O yüzden merak edip dur dedim ben bunu baştan başlayayım. Ama şöyle bir şey var. Başlarken kendi seviyemin üzerine aldığım için expansion'ı ve tam yarısında tekrar başa dönmüş oldum. Neyse yani, gider ya. Expansion'ı bitiremedim o yüzden. Süreç birazcık daha uzadı. Ama olsun. Ben şimdi baktım 34 saatmiş benim oynayım. Abi şimdi... 4 saat oynamış.
biliyorum ben ya ne yapacağımı. Elimde alışkın ya oyuna. Hani normalde o uzun süre oyun falan filan diyorduk ya, böyle pap 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 diye gidiyor yani. Böyle su gibi akıyor oyun tekrar oynarken. New Game Plus gelecek mi diye hep ben hani öyle başlarım diye heves ediyordum. New Game Plus gelmeyecekmiş maalesef. Onu da söylemişlerdi zaten. O da kesinleşti. Ama şu son DLC Alan Wake muhabbeti olacak yüksek ihtimalle. Zaten öyle anlaşılıyor. AV'ye yazdığına göre. Göreceğiz. Evet, evet. Ondan sonra ama güzel bir tane daha sözümüzü tutup video çekelim. Çekelim çekelim. O havada kalmasın. O zaman dağılalım madem. Teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için. Karantina günlerinde eğer oynamadıysanız tavsiye ettiğimiz bu oyunları iyi de fiyat yakalarsanız kaçırmayın diyoruz. Evet. Kendinize zaman çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.